Merhaba, Güler Misin Ağlar Mısın bölümüyle karşınızdayım. Hafta içerisinde yine güzel yurdumuzda gülerken ağlatan, ağlarken de güldüren olaylar yaşandı, durumlar yaşandı. Onları derledim sosyal medyada paylaşılan, yapılan enteresan yorumlar ve ilk Güler Misin Ağlar Mısın paylaşımı ya da ilk açıklama Ekonomi Bakanımız, Maliye'den sorumlu Bakan Nebati'den geldi ve her zamanki gibi bizi güldürdü mü yoksa ağlatmak mı istiyor bilemiyorum. Kendisi ekonomist, aynı zamanda komedyen olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ne demiş Sayın Nebati, hemen bakalım. Bu ülkede hiç ama hiç kimse beni enflasyonun altında ezdirdiler diyemez demiş. Peki enflasyon ne durumda? Ekim ayının enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Bakın, TÜİK devletin, hükümetin resmi kurumu. Diyor ki enflasyon Ekim ayında yıl sonu bazında %85,51 oldu ve bu bir rekor. 1998'den bu yana Türkiye'de görülmüş en yüksek enflasyon. Bir de ENAG var. ENAG'ın enflasyonunu da artık size söylememe gerek yok. Artık siz karar verin. Tabii enflasyon bu kadar yüksek olunca da insanlar alışveriş yaparken, satış yaparken bir takım yeni yeni teknikler deniyorlar. Mesela düşünün, artık her şey taksitle satılabiliyor ama şimdiye kadar 36 ay mont alabilmek için banka kredisi verildiğini bu ülkede duyduk ve ister istemez bu durumda bir de piyasaya bakalım. Yani piyasa derken döviz ne durumda? Dolar bir ara 18.61'in üzerine çıkmıştı. Euro bir ara düşüyordu fakat son durum Euro'da işte aynen şöyle. Dolar 18.54, Euro 20 liraya merdiven dayadı, 19.09. civarında yavaş yavaş 20 liraya doğru euro, yani avro ya da yavro ne derseniz deyin, ilerliyor. Tabii euro yükselirken ne oluyor? Biz fakirleşiyoruz, paramız biraz daha değer kaybediyor. Şöyle bir paylaşım yapmış biri sosyal medyada, Twitter'dan. Diyor ki euro 19 lira olduğuna göre Afrika'daki aç insanlara üzülmemize gerek kalmadı. Artık biz de açız. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok ilginç bir paylaşım yapıldı arkadaşlar. Meğerse biz Amerika'ya tahvil ihraç etmişiz. Bakın, her şeyi ihraç edebilirsiniz ama ihraç edebiliriz bu ülkede. Armut, elma, domates, patates, çilek, otomobil, toko belki de ihraç edeceğiz ama para bulmak için tahvil ihraç etmişiz ve bunun karşılığında da ne almışız? Elbette ki para. Peki bu sıcak para bize ne karşılığında veriliyor? Elbette ki borç karşılığında veriliyor. Bu borç ne kadar? Tam 1,5 milyar dolar borç. Kimden alıyoruz? Dış mihraklardan. Ve Devlet Bahçeli, hafta içerisinde biliyorsunuz çok enteresan gelişmelerden biri oldu. AK Parti HDP'yi ziyaret etti. Düne kadar terörist dediği, hain dediği, PKK ile el ele tutuşan dediği, artık etmedikleri hakaret kalmadıkları HDP'nin artık kucağına demeyeyim de masasına gitti ve oturdular, karşılıklı konuştular. Herkes Devlet Bahçeli ne diyecek diye merak ediyordu. Benim için sürpriz olmadı. Tabii bazıları için sürpriz olabilir ama Bahçeli tam da düşündüğüm şeyi yaptı ve dedi ki AK Parti ile HDP'nin görüşmesini son derece ve doğal bir adımdır dedi Bahçeli. Devlet Bahçeli bunları dedi ama bir de geçmişte Devlet Bahçeli'nin dedikleri var, özellikle CHP ile ilgili. Bakalım CHP ile ilgili ne demiş? Sonra da AK Parti'nin HDP ile masaya oturmasını yan yana getirdiğimizde nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? CHP'nin HDP ile görüşmesi demek PKK ile teması demektir. Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. Şimdi Devlet Bahçeli böyle konuşuyor, AK Parti böyle davranıyor.
Seçmeni bu durumda ne yapıyor? Biz de Sen Ne Dersin kanalı olarak seçmene sorduk ama nasıl sorduk? CHP HDP ile masaya oturdu dedik ve bakın vatandaş nasıl tepki gösterdi. CHP anayasa ile ilgili HDP ile masaya oturmuş. Ne düşünüyorsun? Ne yaparım? CHP ile HDP bak 20 senedir uğraşıyor. Biraz azaldı onlar. Yine memleketi kaosa sokacaklar. Yine ne düşünüyorsun ya? Düşünme, görüşme, görüşüyorlar. Her gün görüşüyorlar. Zaten içlerinde hepsi. Bütün belediyeler şey onlar itali. Görüşmesi kötü bir şey. İyi midir? Soruyorum sana soruyorum. Kötü tabii. Çok kötü hatta. HDP PKK'dır, YPG'dir, terördür. Ya, düzeltme yapmam gerekiyor abi. CHP görüşmedi, AK Parti görüştü. AK Parti görüşmez. Görüştü abi. Görüşmez. Anayasayla ilgili görüştü. Görüşmez o anayasa. Ya, görüştü. Yok görüşmez. Görüşürse ne düşünüyorsun? Ya, görüştü. Görüşmez, görüşmez. Gel haberi göstereyim. Bak haberi var, haber var. Bırak o haber. Fox'un haberi. İnanmıyorsun abi. Fox'un haberi. Gündemde CHP'nin anayasayla ilgili HDP'li masaya oturması var. Ne düşünüyorsun? CHP halk düşmanı. CHP benim her şeyime düşman. Asla onları tasvip edemem. HDP'li görüşmesi yanlış mı abi? Tabii yanlış. Benim diyor her şeyime düşman. Tamam, düzeltme yapmam lazım abi. Nasıl? AK Parti görüşmüş ya. Bekir Bozdağ ve ekibi. Kiminle görüşmüş? HDP'li. Hiç inanmıyorum. Vallahi göster. İnanmıyorum. Şimdi halk düşmanıydı CHP abi. O zaman AK Parti'de mi halk düşmanı oluyor senin için? Orada bir şey söylemeyeceğim. Ama halk düşmanı diyemiyoruz. Diyemiyorum. İyi değil. Anladım abi. Bu iki yüzlülük değil mi yaptın? Ya bir... Yaptığın değil mi? Tamam abi. Kabul ediyorsun yani. Kabul ediyorsun iki yüzlülük. CHP anayasayla ilgili görüşmeye HDP ile masaya oturmuş abi. Ne düşünüyorsun? Kimle masaya oturmuş? HDP ile. CHP. Ben HDP ile CHP'nin öyle her bir yerde masaya oturmasına karşıyım. Bunların ne olduğu belli. CHP görüşmedi abi. AK Parti görüştü. HDP ile. Kanıtın ne? Ya, AK Parti HDP ile görüşmüş. Ne zaman görüşmüş? Vallahi 2 Kasım. Abi ben şimdi sizin internetinize inanmıyorum. Şimdi hazır Bahçeli'den ve MHP'den söz açılmışken Diyarbakır MHP İl Başkanı'nın bir taciz olayına karışmışlığı vardı. Biliyorsunuz o mevzuyu, tutuklanmıştı. Çok ağır şekilde yargılanıyordu. Enteresan bir şekilde açıklamasında dedi ki ben iktidarsızım dedi ya ben öyle bir şey yapamam dedi ve serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan sonra partililer kendisini alkışlarla karşıladı. Ama ben anlayamadım. Mesela şu durumu anlayamadım. Acaba hakim nasıl karar verdi iktidarsız olduğuna? Keşke bir yenge hanıma sorsalar diye eminim o Cihan Bey'in iktidarsız olup olmadığını herkesten daha iyi biliyordur. Bir başka Cihan. MHP'li Cihan'dan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Koli var. Habertürk'te bir programa katıldı ve çok enteresan bir açıklama yaptı. Özellikle ekmekle ilgili. Dedi ki ekmek aptal toplumların temel gıdasıdır. Bunu bilimsel olarak da kanıtlayabilirim. Ve bugün Türkiye'nin geldiği durumdan bunu anlayabiliyoruz. 20 yıllık bir iktidar varsa bunun sorumlusu, bunun sebebidir, sonucudur. Demeye getirdi, hatta demeye getirdi değil dedi ve kendisi önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olma durumu var. Bir açıklama yapmıştı seçimlerden sonra özellikle. Yaptığı açıklamada aslında Soylu'yu hedef almıştı, Soylu'yu eleştirmişti ama her durumdan kendilerine vazife çıkaran, her durumdan suç uydurmayı marifet sayan, marifet edinen savcılar harekete geçti ve İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olması için mahkemeye başvurdu ve mahkeme ertelendi ama enteresan diyaloglar geçti orada. Mahkemeyi yürüten, yöneten hakim dedi ki sözlerin muhatabı İçişleri Bakanı yani Süleyman Soylu dedi. Savcı ise üst sınırdan ceza istedi. Yani bu üst sınır nedir? İmamoğlu'nun siyasi yasaklı. Hatta seçme ve seçilme hakkının da elinden alınması anlamına geliyor. Ya hakim diyor ki bu diyor bu suçun muhatabı daha doğrusu suç değil ortada suç falan yok ki bu durumun muhatabı Süleyman Soylu. Ama savcılar kendilerine görev ediniyorlar. İmamoğlu'nu cezalandırmak için her yolu deniyorlar. Her taklayı atıyorlar. Bakalım bu taklalar daha nereye kadar atılacak ve mahkeme tanıkların dinlenmesi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.
Hazır Süleyman Soylu'dan söz açılmışken, hani İmamoğlu'nun Süleyman Soylu hakkında yaptığı bu açıklama üzerine, Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı bir takım kararlar sonucu gidiyor İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a bir takım sorular soruyor ve aldığı cevap odada resmen soğuk havalar estiriyor, buz kestiriyor. Ne olmuş diyor abi bakalım. Süleyman Soylu, Sarallar grubunda yapılan operasyon hakkında kendisine neden bilgi verilmediğini soruyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise size her söylediğimizde sızıntı oluyor yanıtını vermiş. Ya bundan daha ciddi, bundan daha büyük, bundan daha önemli, bundan daha artık dahaların şeyini bulamıyorum. Süleyman Soylu'nun hangi durumda olduğunu ispatlayan bundan daha önemli bir ispat, kanıt, delil, itiraf herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiştir diye düşünüyorum. Şimdi sosyal medya paylaşımlarından bir örnek getireceğim size. Umut Mürare bir paylaşım yapmış Twitter'dan ve demiş ki ya Allah aşkına söyleyin bu adamda hiç devlet başkanı olacak çap var mı? Buna gütmesi için sabaha 3 koyun versen akşama eli boş döner. Bunun üzerine Profesör Doktor Bengi Başar da seçmeni koyun değil ki gütsün Umut diye kapak niteliğinde bir cevap vermiş. Kadın programlarını izliyor musunuz bilmiyorum ama ben pek izlemiyorum. Hiç izlemiyormuş gibi davranın tabii siz. Sosyal medyaya düşünce ancak izliyorum. Ben hiç izlemiyorum onları. Şu görüntülere bakar mısınız? Ablaların kılık kıyafetine bakar mısınız? Ablalar aldatılan bir kadının programda söylenenler üzerine devam ediyor. Cem Yılmaz'ın şu veciz sözü aklıma geldi. Ne dersiniz? Kaynım geldi ona benimle birlikteymiş. Zaten benim kayınpederim de onunla ilişkiye girdiği için ben... Ohohoho! Hani marjinal bizdik? Ne yapıyorsunuz lan siz? Marjinal kim? Bu ablalar mı? Yoksa kim? Ve ülkemizin öğrencilerin özellikle en önemli sorunlarından biri de yurt sorunu. Bu arkadaşımız, bu gencimiz yurttan atılmış. Para olmadığı için, parası olmadığı için ve böyle bir pankart asmış. Hafta içerisinde değerlendirmiştim ama güler misin ağlar mısın bölümünde de değinmeden geçemem. Çünkü gerçek anlamda güler misin ağlar mısın? Yolculuk sırasında, otobüs yolculuğu sırasında hacı abinin biri otobüsü durdurmak istiyor. Namazını eda edecekmiş. Bu gördüğünüz, izlediğiniz görüntüler İstanbul Başakşehir'de. Başakşehir'de bir açılış yapılıyor. Açılışı Suriyeliler yapıyor. Bir tatlıcı dükkanı açılıyor ve soruyoruz. Burası neresi? Başakşehir mi yoksa neresi? Vatandaşın biri dişi ağrıdığı için hastaneye gidiyor ve iğne yapılıyor kendisine ama iğne neresine yapılmış? Gerçek anlamda güler misin, ağlar mısın? Dişim ağrıyor diye acile gidiyorum. Götüme iğne yaptılar. Ne alakası var benim götümle dişimin ya? Salak bunlar yemin ederim. Her onkasında olduğu gibi Atatürk'ü, Mustafa Kemal Atatürk'ü andık, anlamaya çalıştık. Ama tam sabah 9'u 5 gece Bursa'da enteresan bir olay yaşanıyor. Bursa Görükle semtinde sabah 9'u 5 gece bir imam, bir hoca, bir hafız, bir vaiz ne derseniz deyin. Minareye çıkıyor ve sela okunuyor. Herkes önce selanın Atatürk için okunduğunu zannediyor ama hiç de öyle olmadığı daha sonra anlaşılıyor. Ve tabii vatandaşlar da buna tepki gösteriyorlar. 10 Kasım münasebetiyle bir canlı yayın yaptım ve Atatürk'ü, az önce de söylediğim gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya çalıştık. Ve bir soru sordum yayında. Dedim ki eğer Mustafa Kemal Atatürk 1938'de 57 yaşında ölmeseydi, biraz daha yaşasaydı, bir 5 yıl, belki de 10 yıl daha yaşasaydı ya da 70 ya da 80 küsür yaşlarına kadar yaşasaydı nasıl bir Türkiye olurdu sorusuna yanıt aradım ve dedim ki en iyisi videoyu izleyin, kararı siz verin. Eğer Atatürk yaşasaydı, 57 yaşında değil de belki 70 yaşında falan rahmetli olurdu, belki 80 yaşında falan rahmetli olurdu. Ülke İsmet İnönü'ye kalmazdı. Demokrat Parti iktidara gelse bile köy enstitüleri kapanmazdı. Demokrat Parti bu kadar arsızca Türkiye'yi yönetmez, Amerika'ya bu kadar bağımlı olmazdı. Uçak fabrikaları kapanmazdı. Demokrat Parti ve Adnan Menderes kontrolsüzce hareket etmeyeceği için 60 ihtilali yaşanmaz. Dolayısıyla Adnan Menderes ve diğer arkadaşları asılmazdı. Adnan Menderes asılmayacağı için
70'li yıllarda yaşanan öğrenci olayları olmaz, Deniz Gezmiş ve arkadaşları asılmayacaktı. 70'li yıllardaki o olaylar yaşanmayacağı için 12 Eylül'de yaşanmazdı. 12 Eylül yaşanmayacağı için, köy enstitüleri de kapanmayacağı için halk, köylüler, toplum bilinçli olacaktı ve bu bilinçli seçmen daha doğru insanları başımıza siyasetçi olarak seçecekti, diyorum. Eğer Atatürk yaşasaydı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Gerçekten Mustafa Kemal Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı, gerçekten bunlar olur muydu? Bugün yaşadığımız Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu diye ister istemez ben de soruyorum, siz de kendinize sorun. Tabii şunu da eklemeyi unutmayın kendinize, ben ekliyorum çünkü artık Mustafa Kemal Atatürk gibi biri gelmeyecek. Onu beklemekten, öyle birinin gelmesini beklemekten vazgeçelim. Zaten kendisi de söylüyor Atatürk. Artık kurtarıcı beklemeyin. Zorda kaldığınızda, çaresiz kaldığınızda kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun. Güler misin, ağlar mısın bölümüyle karşınızda oldum. Bundan sonraki bölümlerde, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Akşama canlı yayın var. Eğer yapacak çok önemli bir işiniz yoksa gelin. Tartışalım, sohbet edelim ve bir arkadaşınızı, çünkü son yaptığım canlı yayında bir arkadaşınızı yayına almıştım WhatsApp üzerinden. Yine bu akşam eğer benimle sohbet etmek istiyorsanız, yayına katılmak istiyorsanız mail adresimi buraya yazıyorum. Mail adresime telefonunuzu yazın, sizi WhatsApp'tan ekleyin ve WhatsApp üzerinden sizinle sohbet edelim. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki videolarda, bundan sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.